Erişim noktası mıydı? Yok, mobil veri değil mi? Hı-hı. Tamam. Mobil veri açık değil mi? Açık. Açık veri. Evet, gelin gelin gelin, hadi hadi hadi, çabuk çabuk çabuk. Hoş geldiniz. Tam şeyi anlatıyordum. Gelin mi hayatım oraya? Yok yok. Şimdi şey yapsın da ondan sonra. Şimdi ben derste, kurslarda şimdi bazen arkadaşlar diyor ki işte hocam bu yarın bir dahaki hafta ne yapacağız? İşte ne getireyim? Hani bazen biliyorsunuz halk eğitim kurslarında olsun şeyde olsun yer olmadığı için hani her seferinde farklı farklı bir şeyler oralarda koyacağımız yerler olmuyor. Ne getirelim diyorlar haftaya, hani ondan sonra biz ona göre hazırlıklı gelelim. Ben de diyorum ki neyiniz varsa getirin. Çünkü benim sağım solum belli olmaz. Bir şeyle başlarım, bambaşka bir şeyle bitiririm. Yani çünkü yaparken aklımıza mesela farklı farklı şeyler geliyor. Oradan bir başlıyoruz. Çok güzel, çok farklı bir şeye geçene kadar, yani benim içime sinene kadar, en başta onu söyleyeyim, derste bir sürü işlem yaptırabiliyorum. O yüzden genelde arkadaşlar yanlarında hep her şeylerini getirirler. Sadece zımparalandı ve ıslak mendille tortuları temizlediği için hareket etmiyorum şu an. Hocam işleme başladığı zaman hemen zoomlamaya geçeceğim yanına. Dokularımız oluştu. Şimdi ne yapıyorduk? Titanyum altın, antik altınla buradaki dokuların aralarına geliyorum şimdi. Giriyorum. Geldim. Hocam kendimizi getirsem yeter mi? Yeter Habibeciğim. Sen başlı başına bir şahesersin. Evet. Ama konuştum değil mi? Muhteşem. Bunlar bile aralarda gerçekten muhteşem bir. Biraz daha yakınlaşayım mı? Hı hı. Kulbu oraya getirmesene. Siz onu atölyeye getirseniz daha iyi olurdu. Mantıklı. Mantıklı. Bakın dokuların güzelliğine. Yıldız Sanat Atölyesi. Hey o, ben geldim. Ay, hoş geldin. Ay canım benim. Betül'üm. Hoş geldin. Betül'cüğüm, dudaklarımda senin izin var. Betül Urucu. Öyle mi? Hürriyet neredesin bacım? Konya'da mısın? Konya yolunda. Yazık. O da Konya'da kaldı. Gülperi Şeker Hanım, döktürüyorsun maşallah demiş. Evet. Ay, maşallah canımsın. Her zamanki teşekkür gibi. Teşekkür ederim canım. İlham perisi üzerinde yine. Valla işte bugün yayın açıp açmama konusunda çok şeydim. Ya dehşet bir dokuş, şuradan görmen lazım bunu. Gerçekten. Dur bakayım. Bak gerçekten. Bakar mısın ya? Değil mi? Güzel duruyor. Evet. Çok şey kaybettiler insanlar. İzlemediler.
birçok insan, değil mi? Artık yayınlara bakacaksınız. Şimdi YouTube'dan takip edin. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımız var. Şengül onu bir olarak. Şey yapsaydık aslında, deneseydik ya. Aa, evet, onu deneyelim ya. Nasıl tutturma deneyeceğiz? Nasıl oluyor bilmiyorum ben de. Oraya tutturuyorlar ya. Nasıl tutturuluyor onu da bir bilsem. Sen burada nereye kaydettin onu? Panoda. Panoya buradan geçiş var mı? Bilmiyorum ki. Ah be Şengül'üm, keşke kopyalasaydık. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Öğrenecek. Dedim ki ya şuna ben bir şeyle bir başlayayım bakayım nasıl olacak. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, şöyle mi ilerlesem, böyle mi ilerlesem derken baktım neye gidiyoruz. Dedim bari hemen ondan sonra şey yapalım. Canlı yayın açalım ki arkadaşlarımızla bu güzellikleri paylaşalım hep beraber, değil mi? Evet. Ya oldu. Burası oldu. Burası oldu mu? Şeyi paylaştım ama başa tutturma. Başa tutturma nasıl oluyor? Bilmiyorum ya. Bilen var mı? Başa ya tutturma arkadaşlar, nasıl oluyor? Bu hocamın linkini nasıl başa tutturacağım? Bilen varsa bir anlatsın. Aa tamam bak. Nerede? Aa. İki kere tıkladım hocam. Bana öpücük borçlusun. Evet. Tamam. Aa, süper. Aa evet. Öp. Öpüyüm. Oh. Öptüm. Vallahi süpersin. Dilekciğim karnım ağrıdı. Vallahi oldu. Vallahi oldu hocam. Bunu başta da öğrenseydim iyiydi değil mi? Neyse. Yayın açmadan yapacağız. Önce kopyalarız. Tamam. Ben hallederiz onu. Bunları öğrenmem lazım değil mi hayatım? Hocam sosyal mesafeyi koruyun. Ha, bana kalk git yanından diyor hocam. Aa, bu Habibe'ye öptük. Niye benden görünmüşler bugün? Öptük ya. Kıskandık. Habibeciğim. Öptük, o yüzden kıskandım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler mi? Evet. İyiyiz, güzeliz, kalabalığız. Yaptın Gülşah. Evet yaptım ya. Gülşah'ın elinden kaçanla uçan kurtulur. Ama öpücüğü de aldım. Değil mi? Vay. Tut kulağında başa tutturur. Hey sosyal mesafe, tamam bebeğim. Mesafeyi koruyoruz. Evde kal Türkiye. Tutturdum evet Semra'cığım. Öpüşme yok arkadaşlar. Evet öpüşme yok. Ay Habibi nasıl karnın ağrıdı. En azından önde bu şeyi değil mi? Herkes sessizce izliyor galiba. Evet, soru soran yok bebeğim. Benim ruj mu var kız dudağında? Göster bakayım. Ay, gösteremem yayında. Evet. Çok seviyorum Betül'cüm o ruju. Çok. Evet. Betül'cüm senin rujunu kullanıyor. Oldu. Harika oldu. Arkandayım Habibe demiş. Ha, kıskanç hocam bunlar. Habibe bana yürüyor. Hı hı. Sonsuz hobide arkanda desteğim diyor. Evet. Evet. İşte kıskançlık böyle evet, bir şey. Evet. Kötü bir şey aslında. Ne denir? Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım Şengül hocam tripodunu seviyorsa? Harika.
Evet. He, ne yapalım? Tripod her zaman lazım. İşte şans burada aynı yerde oturuyor olmamız. Değil mi? Evet, şartça. Evet hocam. Böyle bir zamanda yoksa birbirimizi nasıl göreceğiz? Kimseyle görüşemiyoruz. Dilek beni sinir etme. Şimdi mutfağa giderim. Ben de bir gelirsiniz kahve yaparım. Kahve pişene kadar o ocaktaki cezveyi seyredersiniz. Teşekkür ederiz Habibeciğim. Gel beraber olsun. Evet. Hemen hemen buradaki işlemlerimiz bitti. Şimdi en son aşamasını zaten en sonunda sizinle paylaşırım ben. Daha fazla tutmuyor. Bunca insana bir kahve yap bari Gülşen. Vay. Vallahi iyiymiş. Şimdi. Ay şuralara bak harika oldu ya. Çok güzel oldu hocam. Ben yaptım diye demiyorum. Vallahi güzel oldu. Ama sen yaptın çok güzel oldu. Sen yaptın diye güzel oldu bence. Vallahi. Hiç mütevazi olmayalım. Şeylimizi bir indirelim. Yakınlaşalım. Buyurun. Bak. Harika. Bak ben oynamıyorum. Yayın donuyor. Görüyor musun? Hmm. Fevkaladenin fevkinde. Ay şura ne güzel olmuş. Değil mi? Işıltılar da çok güzel oldu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Anlatmaya gerek yok. Ay ya, harika oldu. Kraliçe yaparsa böyle olur. Canımsın. Ay harika. Diğer kalan taraf. Şimdi en baştan anlatacağım. Evet. Ay teşekkür ederim Betülcüğüm. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk önce zeminimizi siyaha boyadık. Ondan sonra siyah boyadıktan sonra belli yerlerinde, her yerinde değil, belli noktalarında çatlatma yaptık. Çatlatma mediumu kullandım. Çatlatma mediumunu da bol bol sürdüm. Onu söyleyeyim. Sonrasında rölyef pastayla, bakın çatlatma mediumu sadece şurada var. Biraz da burada var ama ben burada sadece boyayı kullandım ama sadece bu bölümde rölyef pasta kullandım. Onu söyleyeyim. Rölyef pastayı üzerine sürdüm ve sıcakla birlikte rölyef pastayı çatlattım iyice. Sonra kalan yerlerine de burada eskimiş beyaz var. Eskimiş beyazla devam ettim. Sonrasında da çatlamalar gerçekleştikten sonra üzerine tekstür pasta var. Bakın şu şekilde. Şöyle göstereyim. Tekstür pasta var. Bu da hangi rengiymiş? Sis rengi. Tekstür pasta vardı elimde. Tekstür pastayla da üzerinden geçtim. O da kurudu. Kuruduktan sonra da elimde olan renkler ne vardı? Mesela patina. O renkleri de göstereyim şu şekilde. Patina rengi, safir, yağ yeşili, ten rengi, sonra lila rengi ve kestane rengi. Bu renklerle böyle ara ara girdim. Ondan sonra eskitme kremi siyah renkle, onu da şuradan göstereyim. Eskitme kremi siyah bu şekilde. Onunla da üzerinden tekrardan eskittim. Ve en son işlem olarak da titanyum altın, antik altında böyle aralarından ışıltılar verdim. Bakın bu şekilde. Olayımız budur. Gördüğünüz gibi. Şurayı koymuş. Değil mi? Her noktası bir ayrı çarpıyor göze. Değil mi? Evet. Çok farklı bir tasarım oldu. Evet. Gerçekten. Çok güzel oldu hocam. Ellerine sağlık. Ben teşekkür ediyorum cancağızım. Gerçekten. Evet, herkes alkışlıyor. Teşekkür ederim. Buralarda da bakın yine burada da öpüşmelisin o arkadaş. Habibi giderken yine öpüşeceğim. Yaramazlık yapıp durmayın. Yaramaz öğrenciler. Kursta yapıyoruz, burada da yapıyoruz. Bak yaramazlık yapıyorlar. İyi akşamlar Habibeciğim. İyi akşamlar demiş Habibi. İyi geceler. Şimdi bakın. Bu bölümde de yine siyahın üzerine yine çatlatma, sadece bu bölümde kullandım çatlatmayı. Sonrasında buraya tamponlama yöntemiyle yine aynı renkleri bu sefer tamponlama yöntemiyle buraya uyguladım. Islak mendille yaptım. Ha, yani hı hı. Ne varsa elimizde fırça şey, ben şu anda elimde ıslak mendili sıktırdım. Onunla yaptım tamponlama olarak. Sonrasında bakın buralarda bir çatlamalar oldu. Onu da o şekilde yaptık. Sonra buraya da tekrardan boyayı sürerek kaynaştırdım. Ve eskitme kremi siyahla da diplerinden girerek burada eskitme işlemini gerçekleştirdim. Sehpamızın son hali budur. En son kulplarını da takıp inşallah paylaşırım.
tamamı bittikten sonra diğer tarafı da aynı şekilde devam edecek. Bu taraf normal olacak. O taraf biraz daha buranın devamıymış gibi, akıyormuş gibi olacak. Sonra da buraya iki tane şey kulplar var. Döküm olan böyle güzel hafif kıvrımlı kulplar var. Onları da buraya taktık mı güzel bir... Sonra yerine teslim ederiz. Yok, yeri var şurası. Yeri şurası. Yeri evet şurası. Televizyonun altı. Yok ya. Yeri ya hazır. Ya bu kadar garibanım yani dermişim. Bir telefon altlığım yok. Televizyon altlığım yoktu. Onu da artık yapayım bari değil mi eve? Ya maşallah. Hiçbir şey yapmıyorum ki ama evet. Değil mi? Bak bu ev karantina döneminde evime çalışıyorum. Ancak. Yoksa fırsat yoktu hocam. Hiç yoktu ki. Bak bu koltuklar aylardır duruyor. Aldım böyle Letgo'dan. Aylardır duruyor. Bir türlü koltuklarımı ne bu işe yapabildim, ne düzletebildim. Hiçbir şey yapamadım. Kaldı öylece. Şimdi anca inşallah bu dönem hayırlısıyla geçsin de ondan sonra şey yaparız. Soru sormak isteyen var mı? Tekrar anlattım. Soru yok hocam. Tamam. O zaman YouTube'dan yükleyeceğiz. Evet, YouTube'dan takiplerinizi bekliyoruz. Aynen. Oradan izlersiniz. YouTube kanalı Şengül el aldı. Başa tutturdum zaten, evet. Aynen, oradan linkten girebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hani ben de var ya, yorulmuşum ben. Yoruldu evet. Hepiniz ufak ufak iyi akşamlar diyelim. Diyelim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Dokulara gel. Hem de nasıl ya, son tur gezdireyim mi sizi? Hadi gezdir. Muhteşem. Şöyle yavaştan dur dondu. Of, harika. Nasıl bir vernik kullanacaksınız hocam? Mat. Mat. Mat vernik. Ya harika oldu gerçekten. Evet, çok güzel oldu. Herkese elinize sağlık hocam diyorlar. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlarım, canlar. Hepinize çok teşekkürler. Burası bitmiş hali. Burada dokular kuruyunca aynısı olacak. Evet. Şimdi öne geleyim. Biraz su değil mi? Burada da dokular. Ön tarafı. Şunları yakından görmek için. Harika bir şey oldu ya. Muhteşem. Şu ışıltı titanyum var ya, yıktı. Değil mi? Evet. O ayrı bir güzellik yıktı katıyor. Yani. Seviyorum ben onları ya. Aralarda ama çok değil. Çatlamalar bak mesela çok falan. Az. Ya gerçekten çok güzel oldu bence de, evet. Ben hepinizin adına tebrik eder öperim. Şaka şaka öpüşmek yok. Hocam vernik tabii verniksiz olmaz. Verniksiz olmaz arkadaşlar. Vernikle korumaya almamız evet. Lazım. Onu da mat vernik kullanacağım. Mat bunda çok güzel durur. Hani ultra matlar var ya böyle. Onlarda. Mat vernikle verniklerim en son inşallah. Meral'cim yayın bitmedi, beni arıyorsun hayatım. Ya ne ayıp. Aa, o oradaymış değil mi? Şeyden o. Öbür yayın bitti diye. Ondan evet. Öyle anlamıştır. Sevgiler canım benim. Meral'cim. Kuzular. Biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler olsun inşallah önümüzde. Kolay çatlatma mı kullandık? Evet. Kolay çatlatma kullandık Betül'cüğüm. Alt zemini. Hadi bir daha geç istersen. Tamam. Şimdi alt zemini siyahla boyadım. Evet. Siyahla boyadıktan sonra belli bir bölümüne çatlatma medyumu sürdüm. Bakın şurada yok. Şurada yok. Sadece bu bölümde var çatlatma. Bir de şuralarda belli noktalarda var. Görmek istediğim yerlerde var. Ondan sonra rölyef pastayla dokulu dokulu o çatlatmanın, ama çatlatma medyumunu bayağı yoğun sürdüm. Onu söyleyeyim yani. Bayağı yoğun sürdüm. Belli noktalarda. Bakın şöyle göstereyim Gülşah'cığım. Şuralarda az var çatlatma medyumu. Ama buralarda bayağı yoğun bir çatlatma medyumu sürdüm. Sonrasında üzerine rölyef pastayı geçtim. Yine belli noktalarda kalın, belli noktalarda ince bir şekilde. Burada rölyef pasta yok, onu söyleyeyim. Sadece burada var. Şurada da yok. Burası da boyayla çatladı çünkü. Şu bölüm boyayla çatladı. Bu bölüm rölyef pastayla çatladı. Ondan sonra rölyef pasta kuruduktan sonra da üzerinde
çok fazla çatlatmalara müdahale etmeden üzerinden tekstür pasta geçtim ki yani dokular aynen dokular bak, biraz daha böyle net gözüksün diye, daha kabarık gözüksün diye onu yaptım. Ondan sonra onu da kuruttuk iyice. Kuruduktan sonra da elimizde olan renklerimiz neydi? Kestane, safir, patina, ten rengi ve lila renkleriyle böyle ıslak mendille hafif hafif böyle geçerek renkli geçişler yaptım aralarından. Hani bütün renkleri orada kombinledim. Burada da çatlatmanın üzerine direkt o renkleri patina tamponlayarak geçtim onları. Ondan sonra o bittikten sonra da eskitme kremi siyahla üzerinden komplesinin üzerinden eskitme kremi siyahı glazle incelttim. Bütün bir yüzeyden geçtim ve sildim. Hafif de zımparaladım ondan sonra. En son işlemimde titanyum antik altınla aralarda ışıltılar verdim. Bu kadar. Yoruldum. Yoruldum. Evet, yoruldu. Hocamız yoruldu. Bir de şey, eğri bu evet. Şeyde yapmak beni yoruldu. Ve gerçekten yılmadan kaçıncı anlatışın. Ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür gerçekten kaçı 2 saattir devamlı anlatıyor hep bizlerin iyiliği için. Sizi çok sağ seviyorum. Olun. Herkes çok teşekkür ediyor. Ellerinize sağlık diyorlar. Teşekkürler. Sağlıklı kalın kızlar. Evde kalın, sağlıklı kalın. Çok teşekkürler. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler.